Angular projelerinde TypeScript dili kullanılıyor. E, TypeScript nedir diye aratırsanız da JavaScript'in bir üst kümesi olduğunu, yazılan kodu JavaScript'te derleyen bir programlama dili olduğunu bulursunuz. E, yani TypeScript e, JavaScript'in özelliklerinden çok daha fazlasını içerisinde barındırıyor ve derlendiği zaman da size bir JavaScript kodu üretiyor. Bunu e, şununla benzetebilirsiniz: Siz CSS yazarken değişken tanımlayamazsınız ya da döngü oluşturamazsınız ama sas veya LESS kullanarak değişken oluşturabilirsiniz. Bunu e, herhangi bir yerde kullanabilirsiniz, döngüler oluşturabilirsiniz ve bu e, derlendiği zaman da size düz bir CSS dosyası çıkmış olur. TypeScript de aynı bu şekilde. E, sizi JavaScript'in karmaşıklığından kurtarıyor aslında ve birkaç farklı özellikleri de var. Örneğin JavaScript'te siz hata denetimi yapamazsınız. E, TypeScript'te ise kod yazma esnasında size bir hata yaptığınız yer varsa orayla ilgili uyarı uyarıda bulunur TypeScript. Bununla ilgili güzel de bir örnek buldum onu da göstereyim. E, burada sol tarafta TypeScript kodu, sağ tarafta da JavaScript kodu var. Derlenmiş hali var bir fonksiyon oluşturmuş topla fonksiyonu. içinde de iki tane parametre alıyor. Sayı 1 ve sayı 2. Daha sonra bu iki sayıyı toplayıp geri çeviriyor. sonra bu fonksiyona string tipinde bir ve integer tipinde 2 gönderiyor. Sağ tarafta bir hata yok gibi görünüyor ki hata da yok zaten yani javascript bu kodu çalıştırır ama 1 artı 2 eşittir 3 değil 1 ve 2'yi yan yana koyup 12 olarak çevirir. Yani burada sayı 1 ile sayı 2'yi toplayıp 12 çevirir JavaScript kodu. Ama biz burada e, integer tipinde istiyoruz sayı 1 ve sayı 2'yi. TypeScript'te bunları belirtebiliyoruz. Örneğin fonksiyonun içindeki parametrelerde sayı 1'e number tipini, sayı 2'ye de number tipini belirtiyoruz. Daha sonra bu fonksiyona parametre gönderirken eğer string tipinde veya Number olmayan, integer olmayan bir tipte veri göndermeye çalışırsak TypeScript bize burada uyarıda bulunuyor. E, bu çok iş kolaylaştıran bir şey aslında. Büyük projelerde, 5 bin, 10 bin satırlık projelerde bu tarz hataları yakalamak vakit alabilir. O yüzden can sıkıcı olabilir yani. E, TypeScript bu konuda gerçekten başarılı. Yani özetle TypeScript JavaScript'in karmaşıklığını azaltıp size daha sade ve düzenli yapıda JavaScript kodu yazmanızı sağlar. Yani siz aslında JavaScript kodu yazıyorsunuz. Özetle öyle söyleyeyim. JavaScript kodu yazıyorsunuz ama bunu daha düzenli bir yapıda yazıyorsunuz. Şimdilik TypeScript hakkında bu kadar söyleyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.